Fotoğraflar hazır mı? Hazır. Tabak gibi. Çok iyi görünüyor. Fakat kızın kim olduğunu anlayamadık. Ben hallederim o kısmını. Sağ olasın. Al, bu da senin zarfın. Sağ ol abi. Oho, kimler buradaymış? Sermet abicim. Nasılsın Sinan? Otursana. Yok abi, işimi hallettim, kaçacağım hemen. Ya gel otur, rakı içecektim. Tek başına içilmiyor. Alemsin abi ya. Hadi oturalım bakalım. Kemal abi çok teşekkür etti. Gönderdiğin adamlar sağlam çıkmış, sağ olasın. Güzel. Bir sıkıntı yok yani ha? Yok. Eyvallah. Biz artık yokuz. Arkamızı arama. Ne yaptım lan ben? Ya bırak işi gücü, yeter artık. Hayat nasıl gidiyor? Son kasırgayı atlatabildin mi? Kurtuldun mu o kadınla? Ha? Abi az rezillik yaşamadık ya. Vallahi bir daha mı Allah korusun. Bırak lan bu işleri, ben seni tanımaz mıyım? Yakında medyadan duyarız yine. Ona takıldı, buna yazıldı hesabı. Ha? İş bu sefer ciddi galiba ha? Zaten olacak bir mevzu da değil. Allah Allah. Sen bir kadına göz koyacaksın, o sana pas vermeyecek. Kesin frijittir kadın. Kadın bizim müşteri. O sıkıntı. Şimdi esnaflığa sığmaz yani. Aşkla iş olmaz. Biliyorum ama fena kaptırdım. Kadın çok güzel bir abi. Etkilenmemek elde değil. Hadi ya. Zaten başkasına aşık. Adamın da umurunda değil. O da başka bir kadınla beraber. Ben de işte böyle intikam alması için kuzu kuzu yardım ediyorum. Bence arkana bakmadan oradan uzaklaş. Sıkıntı. Başka birini bulsun. Ortada bırakamam ki abi. Kadın bir tek benimle görüşüyor. Allah Allah. Niye? Rahatsız mı oğlum bu kadın? Gizleniyor herkesten. Herkes yurt dışında zannediyor. Kendince nedenleri var herhalde. Artık ne haltlar yediyse. Mevzuları kes. Yurt dışındayım hesabı. Ama dolaplar dönsün. Mevzuları kes. Abi, kusura bakmazsan benim gitmem gerekiyor. Ben senin halini hiç iyi görmedim Sinan. Merak etme. Bu benden. Hesap ödendi. Kesene bereket. Eve de gel, mangal yaparız. Tamam abi. Ali, şimdi bizim Sinan dışarı çıkacak. Onun peşine takıl. Nereye gidiyor, kimle görüşüyor, kimle paslaşıyor, kimle ne yapıyorsa hepsini öğren. Bizim Sinan'dan güvenlikçi Sinan. Geri zekalı. Allah Allah. Kim o? Oda servisi. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Haber verseydiniz karşılama falan yapardık. Ne bileyim dansöz falan getirirdik. Yapacak bir şey kalmadı artık. Herkesi buraya çağıracağız. Kutlama burada olacak. Nasıl buldun beni? Biraz zayıflamışsın. Şampanya. Demek hepsi tezgahta ha. Yurt dışına falan çıkmadın. İşlerim batıyor. Düğün iptal olsun kolpaları falan filan ha. Hayırdır, niye? Aile içi bir konu Sermet Bey. Sizi ilgilendirmez. Allah aşkına. Ben de ailelerim. Biliyor musun, bizim birader çok kötü oldu sen gidince ya. Hastalanacak diye çok korkuyorum. İnsanı güldürmeyin Sermet Bey. Siz kadınlar yok musunuz?
Düğündeki güllerin rengine karar veremediniz, kavga çıktı değil mi? Biliyor musun? Fırat burada olduğunu öğrenince çok sevinecek. Dur dur dur, sakın 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 yapma, ne olur yapma, yapma. Yavaş. Açmadı. Müsait değil herhalde. Ama Deniz Hanım'ı arayıp bir haber vermek lazım. Dur dur dur, ne olur yapma. Dur dedim sana. Şşş. Celallenme. Durayım da. Niye durayım? Anlaşabiliriz. Ne teklif edeceksin bana? Para mı? İnan bendeki parayı aklın almaz. Çok hoşunuza gidecek başka bir şey verebilirim size. Sırrımı saklayacak olursanız eğer, çok memnun kalacağınız bir şey. Sen beni mi zannettin? Kardeşinin nişanlısına göz dikecek insan mıyım lan ben? Beni yanlış anladınız. Başka bir şey. Elimde öyle bir şey var ki... Nare'nin gözünde sizi kahraman yapacak... ömrünce size minnettar kalacak desem... O zaman şerefe değil. Dediğim kadar varmış değil mi? Aferin. Bu görüntüler Şadiye'yi çıkartmak için işe yarar. Yalnız bunları karakola sen götüreceksin. Ben o topa çıkmam. Senin adamların bunu çekecek kadar yetenekliyse kimliklerini de bulurlar değil mi? Tamam, o zaman anlaştık. Bundan sonra birbirimizin karşısına çıkmıyoruz. Ben ancak Şadiye çıktığı zaman seni gördüğümü unuturum. Bir de şu var. Belli ki Fırat'la aran bozuk. Ortamını ayarla. Ne yap ne et. Fırat'la aranı düzelt. Şaka yapıyorsunuz herhalde Sermet Bey. Unuttunuz sanırım ama ben yurt dışındayım. Buradasın. İstanbul'dasın. İki şartım var. Birincisi Şadiye çıkacak. İkincisi... pılını pırtını toplayıp buraya geleceksin. Hepimizin dizinin dibinde oturacaksın. Sen şimdi söyle bakalım. Kariyerin İngilizcesi ne? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Bana ters yapacak pozisyonunda değilsin. Kariyerin İngilizcesi ne? Mistral. Güzel. Mistral diye bir denizcilik şirketi kuracağız. Bu şirketten sana iş teklifi gelecek. Sen o işi kabul edeceksin. İşin başına geçeceksin. Benim adım hiç geçmeyecek. Bir an evvel de eşyalarını toplayıp ablanın evine geçeceksin. Artık anlaştığımıza göre ziyaretin kısası makbuldür değil mi? Verimli bir gece oldu. Ya sen bayağı çakalmışsın arkadaş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.